Merhaba arkadaşlar, merhaba herkese, bütün arkadaşlara, tanıdıklara selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Fasan Zeki Alp. Beni tanıyorsunuz artık. Sizlere modern programın dillerini anlatıyorum arkadaşlar. Bu akşam sizlere Kotlin dersini, Türkçesini anlatacağım genç arkadaşlara. Ortaokul, lise, üniversite öğrencileri yönelik olaraktan. Aslında ben Kotlin derslerinin daha önceden 8 derslik bir serisini İngilizce olaraktan çekmiştim. Daha uluslararası anlaşılır olmak bakımından. Fakat daha sonra gelen istekler üzerine tekrar bu kez üstelik de Türkçe olaraktan bu derslere sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Şimdi Kotlin derslerinde yararlandığım kaynaklardan bahsedeyim. Tutorialspoint.com adlı bir Hindistan kökenli bir web sitesi var arkadaşlar. Burada onlarca, düzinelerce, hatta yüzlerce diyebileceğim programlama dilleri var. Bunlara ait tutorial'lar var, kurslar var. Bunlardan yararlanıyorum. Bunların syntax'ını size gösteriyorum ve de kullanmış olduğum IDE ile de üzerinde bu kodları editöründe çalıştırıp çıktılarını da konsolda size gösteriyorum arkadaşlar. Peki kullandığım IDE hangisidir? JetBrains firmasının IntelliJ IDEA Community version'ı kullanıyorum arkadaşlar. Topluluk sürümü. Bu topluluk sürümünde aslında ben daha önce hazırladığım bu dersleri sizlere Türkçe anlatacağım. Komutların içerisinde bazı İngilizce ifadeler olabilir. Arkadaşların İngilizcelerini de geliştirmek bakımından bunları sizlere sırası geldikçe hem İngilizcesini hem de Türkçesini beraber anlatacağım arkadaşlar. Geçen ilk derste değişkenleri var, val yapılarını anlatmıştım. Şimdi bunlara devam edeceğiz arkadaşlar. Type kavramını anlatacağım sizlere. Hemen şimdi Kotlin ajandasına şöyle bir göz atalım. Oradan daha sonradan nerede kalmıştık bunlara devam ederiz arkadaşlar. Sol tarafta gördüğünüz gibi mimarisini anlatmıştık. Basic type'leri anlatmıştık. Basic type'larda kalmıştık arkadaşlar. Yani burada değişken tiplerinin tanımlanmasında. Zaman zaman bu ajandaya ben geri döneceğim. Şimdi masaüstü paylaşımı ekranımıza geliyorum. Evet. Bahsettiğim gibi IntelliJ IDEA geliştirme ortamını kullanıyorum. Burada daha önceden Kotlin YouTube için Kotlin dersleri gerektiren bir proje hazırlamıştım. Bu projede geçen dersimizde birinci dosyadan beşinci dosyaya kadar gelmiştik arkadaşlar. Altıncı dosyadan itibaren sizlere başlıyorum. Kolay gelsin herkese. Kotlin programlarının biliyorsunuz bir ana bir fonksiyonu olması gerekiyor. Fun diye gösteriyor bu. Main function şeklinde. Bu main function'dan sonra dalgalı parantez ile şöyle curly brackets deniyor bu İngilizce'de. Dalgalı parantez ile şuradan şuraya kadar kademe içerisinde biz Kotlin programına istediğimizi yaptırabiliriz arkadaşlar. Bunun için de değişkenler tanımlıyoruz örneğin. CH diyerekten yani karaktere karşılık gelen bir değişken tanımlıyorum. Bakın bu değişkenin adı var. Yani tanımlamış olduğum değişkeni daha sonradan değiştirebilirim anlamında. Var variable anlamındadır. Değiştirilebilir anlamındadır. Üstelik hemen arkasından bunun tipini, türünü anlatıyorum arkadaşlar. Char diyorum. Yani bu bir karakterdir. Yani alfabetik bir karakter diyorum arkadaşlar. Büyük A'dan küçük büyük A'dan büyük Z'ye, küçük A'dan küçük Z'ye kadar. Daha sonra bu print line komutunu kullanıyorum. Bakın burada print line ayrı bir satıra yazdırıyor arkadaşlar. Hemen bir alt satıra geçiyor. Ve de CH diyorum, CH diyorum. Dolayısıyla bu char karakteri, char tipi olaraktan CH değişkeni atamış olduğum A harfi yazdırılacaktır arkadaşlar. Hemen altında bu kez S ile S ile bir string yani bir dizin tanımlıyorum. Burada da hello world örneğin burada da merhaba dünya gibi bir yazı. Dikkat ederseniz bunları çift tırnak ile yani quotation mark arasında belirtiyorum arkadaşlar. Bakın şu çift tırnak ile. Dolayısıyla bunun tipinin de string olduğunu belirtiyorum. Ve de bu S denilen değişkene, S denilen değişkene ataması yapılıyor. Yani ben eğer istersem karakter istersem string türünden değişkenlere isim olaraktan atayabilirim arkadaşlar. Yani burada A harfi yazılacaktır. Burada da Hello World denilen yazı yazılacaktır. Print line yine bir alt satıra bu S dediğim zaman bu string'i ekranda yazacak arkadaşlar. Bunu birlikte çalıştıralım. Run dediğimde programım bu 6 numaralı uzantısı 6 olan Kotlin Demo 6 programını program parçacığını çalıştırıyor arkadaşlar.
Evet, derlemesi bitti ve de şurada bakım görüyoruz. Herhangi bir hata kodu vermediğinden process finished with exit code 0 diyor. Demek ki bu işlemleri sıfır hata ile yaptı ve de ekrana şunu yazdı. A harfi ve hello world yazısı. Bir sonraki örneğimizi paylaşmak istiyorum sizlerle. Burada da değişkenlerin isimleri herhangi bir şekilde farklı olabilir. Örneğin burada val değeri, bakın şurada val olaraktan şunlar val, yani bir kez tanımlaması yaptıktan sonra bir daha değeri değişmeyecek olanlar. Bunları başka programlama dillerindeki constant'lara benzetebilirsiniz arkadaşlar. Yani sabit tanımlamalarına. Kotlin'de val dediğimiz zaman değiştirilemez, var dediğimiz zaman onun değeri değiştirilebilir arkadaşlar. Şimdi burada desimal diyerekten, yani ondalık diyerekten 1, 2, 3 nokta 4, 5, 6 gibi bir sayı tanımlıyorum. Noktalı işareti unutmuyoruz burada. Long integer olaraktan, yani uzun tam sayı olaraktan, bakın işte kaç 8, 9 haneli, bunun hemen arkasına bir L harfi, yani long olduğunu gösterir şekilde bir harf ekleniyor arkadaşlar. Veyahut da ben değişkenimi değeri değişmeyen değişkenime hexadesimal olarak, yani 16 sistemde de yazabilirim. Bunun için de o sayının hexadesimal olduğunu göstermek üzere OX, yani 0X harfini, şu prefiksi yazmak zorundayım arkadaşlar. Şu 05, 0F, bu neye karşı geliyor? 9'dan sonra, 16 sistemde 9'dan sonra A, B, C, D diye gidiyor arkadaşlar. F de 15'e karşılık geliyor. Dolayısıyla 0'dan F'ye kadar 16 adet sayıyı yazabiliyoruz arkadaşlar. Burada F sayısı da hexadesimal sistemde 15'e karşılık geliyor arkadaşlar. Peki burada milyarı nasıl yazabilirim? Billion diyerekten bir değişken tanımlıyorum. Bize Kotlin arkadaşlar şöyle bir imkan tanıyor. Eğer sayı çok uzun ise, yani araların milyon veya da milyar civarındaysa, üçlü gruplara ayıraraktan alt çizgiyle belirtebiliriz arkadaşlar. Yani okumayı kolaylaştıran bir değerdir. Burada bakın alt çizgiyle 1 milyarı tanımlamışım. Bu yine 1 milyar olmaya devam ediyor, ancak okumak da veyahut da işte bunu anlaşılır olmada, tanınır olmada daha kolaylık sağlıyor. Veyahut da hexadesimal bir sayı olabilir gene. Bakın karşı başında prefix olaraktan 0x var. Burada da oldukça uzun bir sayı var. AA, alt çizgi OC, alt çizgi BA, alt çizgi FF. Buradan hemen şunu söyleyebiliriz ki FF 255'e karşılık geliyor arkadaşlar. Burada da bakın hexadesimal sayının da okunabilirliğini kolaylaştırmak üzere alt çizgilerle ayırmışız arkadaşlar. Peki ben bilgisayar sisteminde kullanılan binary, yani sıfırlardan birlerden oluşan bir sayı da byte dediğim bir değişkene atamasını yapabilirim. Bunun için de birlerden sıfırlardan oluşan bu sayının binary, yani ikili bir sayı sisteminde bir sayı olduğunu göstermek üzere bu kez prefix, yani ön ek olarak OB denilen O0B harflerini kullanıyorum arkadaşlar. Buradaki sayı da ikili sistemde belli bir sayıya karşı geliyor. Bunu da hesaplamasına dijital aritmetik alan arkadaşlar kolayca yapabilirler. İkili sayı sistemine dönüştürmesini de ikili sayı sisteminin de onlu sayı sistemine dönüştürmesini de Google'dan arayıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da this is float diyerekten şöyle kimi harfleri büyük olacak şekilde bir değişken tanımlaması da yapabiliriz. Buna camel case deniyor arkadaşlar. Burada örneğin 314 F diyerekten gösteriyoruz arkadaşlar. Veyahut da burada bir OB var. Burada bir hata olabilir arkadaşlar. Again float diyorum. Bu kez de yine ondalıklı sayı olduğunu göstermek üzere 2.78 F. Bu sonlardaki F floating, yani ondalık harfini unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Veyahut da double is default diyerekten yine ondalıklı, fakat şöyle uzun bir ondalık seçebiliriz. Fakat buna da bir hata verecektir. Çünkü burada F vermemiş arkadaşlar. Şimdi bu değişkenlerin tanımlaması yaptıktan sonra ben bunların ekranda nasıl göründüklerini sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Printline metodunu kullanıyorum. Printline metodunun parantez içerisinde kalan kısmı argüman deniyor bunlara arkadaşlar. Argüman, işte bu bizim yukarıda vermiş olduğum değerleri tırnak içerisinde bir açıklamadan sonra yazdırıyorum. Örneğin desimal diyorum. Desimal bu ismini kullanıyorum. Long diyorum. Veyahut da hexadesimal diyorum. Billion diyorum. Bunların isimlerin aynılarını şurada tekrar ettiğim zaman burada bunların değerlerini şu değerleri yazdıracaktır arkadaşlar. Şimdi bu programı, 07 programını sizlerle çalıştıralım bakalım. Ekrandaki görünümü nasıl olacak?
Evet, bir süre bekledikten sonra neticeyi aldık arkadaşlar. Şurada konsol çıktısını sizlerle paylaşıyorum. Bakın compilation ve derleme bittikten sonra desimal dediğim değişkenin burada vermiş olduğum sayı olduğunu görüyoruz. 123.456. Burada bir long var. Long integer. Bu da uzun tam sayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tabii sonundaki artık L harfi kaldırılmış. Hexadesimal dediğimiz 16'lı sistem. Buradaki 0F 15'e karşılık geliyor. Bunu artık desimal şeklini yazdırmış oluyoruz. Burada da 1 milyar rakamını, million, yani 1 milyon billion, milyar rakamına yazdırmış. Bakın ortadan kalkmış o alt çizgiler. Yani okumada kolaylık olan alt çizgiler. Burada ne var? Bytes var. Burada diğer bir hex sayı olarak demişim. Burada aslında evet şu sayı gösteriyor. Bu sayının da ondalık değerine 15 ile çarparak da her birisinin 16'nın kareleri şeklinde çarparaktan bunu bulabiliyoruz. Another hex dediği sayı da şu 285, 29 bla bla giden sayı. Burada byte var. Bu byte değerine olduğu gibi yazmışız arkadaşlar. Byte dediğim zaman ben bunu yazdırırken bakın şurada byte olaraktan dediğim için şunu byte diye yazdığım için bunu olduğu gibi byte değerine burada yazdırdık arkadaşlar. Peki burada this is float diyor. Yani şurada this float dediğimiz gene şu değişken. O da 3, 1, 4 değerini yazıyor. Bakın F artık kalkıyor. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Again float diyorum. Burada 2.78 gene kalkıyor. Double is default diyorum. Burada da 20.134 değerini görüyoruz. Burada bilmemiz gereken şu arkadaşlar. Birden fazla türden sayı biçimi tanımlayabiliriz kodun içerisinde. Ondalıklı olabilir, uzun tip gösterimi olabilir, hexadesimal olabilir ve hatta bunları okumasını kolaylaştırabiliriz. Ve de byte şeklinde olabilir. Yani o 0B ile göstererek de başlangıçta ve de bunların yazılımlarında da print line kullanırsak bir alt satıra geçiyor arkadaşlar. Hemen 8 numaralı dosyayı sizlerle paylaşayım. Burada da yine çıkışın aynı satırda ya da diğer başka bir satırda olmasıyla ilgili bir örnek. Bakın burada print line ve print gibi iki farklı print metodu çağrılmış arkadaşlar. Print line ve print. Şimdi print line ayrı bir satıra yazacaktır. Print ise aynı satıra yazmaya devam edecektir arkadaşlar. Burada da şu programı 8 numaralı kodu çalıştırırsam 8 numaralı kod. Şu tırnak içerisinde olan kısım ilk satıra yazılıyor. Hello World. Şu kısım. Hatasız derlenmesi gerekiyor. No kodlu dosyayı bir kez daha çalıştırıyorum. Bakın, print line hello world olarak print line hello world olaraktan yazdırıldı print line metoduyla. Fakat bir alt satıra geçtiğinde on the same line diyerekten şu print komutunun farkını görüyoruz arkadaşlar print line'dan. Print line bir alt satıra yazmasını sağlıyor. Fakat print ise aynı satıra yazmasını sağlıyor arkadaşlar. Bakın on the same line, on the ve diğer satırda same line olmasına rağmen bu iki satırı on the şu ilk print komutunun gerçekleştirdiği iş. Daha sonra da same line diyerekten de ikinci print komutunun gerçekleştirdiği iş. Yani buradan print line ile print komutlarının arasındaki farkı bu şekilde görmüş oluyoruz. Print line bir ayrı satıra yazıyor. Print ise aynı satıra yazmayı devam ediyor arkadaşlar. Tabi burada on the dedikten sonra şurada bir bakın bir space bırakmışız, bir boşluk bırakmışız. O space'ten dolayı da the bitimi ile same'in başlangıcı arasında bir boşluk, aynı boşluk kalmaya devam etmiş arkadaşlar. 9 numaralı dosyayı açıyorum. Burada da
sayı olaraktan 59 gibi bir integer tam sayı tanımladım arkadaşlar. Bunu ben yazdırırken çeşitli biçimleri kullanabilirim örneğin. Burada tırnak içerisinde num is, yani sayı şudur dedikten sonra, bakın yazdıracağım şeyi hemen bunun arkasına iliştirmek için artı operatörünü kullanıyorum arkadaşlar. Artı operatörünün burada yaptığı iş İngilizce concatenation deniyor. Yani birleştirme, yan yana getirme arkadaşlar. Burada doğrudan doğruya sayının değişkeni kendisini yazıyorum burada, num diyorum. Peki ben bunu başka türlü de yazdırabilirdim. O da şöyle, yine print line komutunu kullanıyorum. Fakat bu sefer tırnak içerisinde, bakın tırnak şuradan şuraya kadar devam ediyor. Şu izahı yazdıktan sonra, sayı şudur dedikten sonra bu değişkenin adını başına bir dollar sign, bir dolar işareti koyaraktan zikrediyorum arkadaşlar. Yani şuraya geldiği andan itibaren bu yazdırma işi buradakilerin hepsini alfanumerik karakter olaraktan alacaktır. Boşluktan sonra dolar işaretini gördüğünde burada derleyici bundan sonra gelecek olan değişkenin sayısal bir değer içerdiğini bilecek arkadaşlar. Bunun artık num diye bir şey yazmayacak buraya. Bu sayısal değerini, yani 59'u burada yazacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde bu kez double değişkeni de 314 olaraktan tanımladığımda bu kez değere integer value num ve double value şu dbl diyerekten bunları yazdırabilirim. Yani başına dolar işareti koyduktan sonra bunları tırnak içerisindeki sanki bir string yazılıyormuş gibi de kullanabiliriz arkadaşlar özetle. Bu 9 numaralı dosyamızda. 9 numaralı dosyamızı da çalıştırıp sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada ilk başlangıçta sayı 59'dur diyorum. Burada aynı işlemi bu kez string olaraktan yazıyorum. Sayı 59'dur diyorum. Altında da bu sefer tam sayı değeri 59 diyorum. Burada da double value DVL diyorum. Yine başına dolar işareti koymayı unutmuyorum arkadaşlar. Bir sonraki örneğimizi göstermek istiyorum. Burada da A ve B değişkenlerine değerler atamasını yapıyorum arkadaşlar. Burada bakın bu var olduğu için ben bu değişkenimi daha sonradan değiştirebilirim. Bunu akılda tutmak gerekiyor. Integer olarak 42, buna da 8 demişim. Bakın print line metodunu bu şekilde şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Yani result dedikten sonra eğer dolar işaretinden sonra bu dalgalı parantez içerisinde A artı B dersem bunların toplamlarını yazdırabilirim ben arkadaşlar. Bunu da şöyle göstereyim sizlere. Bakın burada 42 değeri var. Üzerine 8 toplanmış, 50 değeri. Yani şu dalgalı parantez içerisindeki işlemlere bunlar tanımlama olaraktan integer sayı oldukları için ikisinin yan yana getirilmesi, ben bunların toplamını yapacağım anlamında. Toplamı da eğer başına bir dollar sign koyarsak, dolar işareti koyarsak bunları yazdırmış oluyoruz bu şekilde. Bu daha önceki kursun sırası sonuydu. Ben devam ediyorum arkadaşlar derslere burada. Bir sonraki satıra geldiğim koda geldiğimde arkadaşlar burada dış ortamdan kullanıcının bir veri girmesi için komutları sizlere tanıtmak istiyorum. Bunların en temeli read line parantez komutudur arkadaşlar. Read line İngilizce'de anlayacağınız gibi satırı oku ya da satırın okunması şeklinde çevirebiliriz bu fonksiyonu arkadaşlar. Bunun için de ben test diye bir değişken tanımlıyorum. Bu değerinin değişmemesi için bunu da val olaraktan tanımlamışım arkadaşlar. Yani value, yani constant gibi, sabit gibi düşünebilirsiniz, tanımlamışım. Ve de read line fonksiyonunu çağırıyorum. Bakın herhangi bir parametre falan kullanmıyorum. Burada girdiğim satırı ne oldu ne ise onu girecektir burada. Bunu da test olaraktan tanımladım. Daha sonra bunu hemen print line metoduyla yazdırmak istiyorum arkadaşlar. Yani ekrana klavyede girilenin ekrandan görüntülenmesi şeklinde. Burada da your input is diyorum. Bu, yani sizin girdiğiniz şudur diyorum. Arkasından artı işlemiyle, bu operatörüyle concatenation yapıyorum arkadaşlar. Yani concatenation ne demek de? Bu şu üniteyle şu ünitenin yan yana yazdırılmasıydı. Bu da nedir? İşte dollar test diyerekten bu test değişkenine, yani benim girdiğim ekranda girdiklerimi burada yazdırmaya çalışıyorum. Ben burada kendi ismimi gireceğim arkadaşlar. Şimdi bu 11 diyorum buna. 11 numaralıyı çalıştırıyorum. Burada
Hasan Zeki Alp şeklinde ismimi giriyorum. Bakın girdiğim metin text string'de Hasan Zeki Alp ve de aralarında boşluk olup bir satır oluşturuyordu. Yani bir line oluşturuyordu arkadaşlar. Bu girdiğim satır Enter'la geri döndürdüğümde, return'e geri döndürdüğümde arkadaşlar hemen programın geri kalan kısmı çalışıyor. Bakın şurada. Şu noktalı virgülden sonra benim ekranda girmiş olduğum veriler, yani Hasan Zeki Alp ismi, test denilen değişkene atanmış oluyor arkadaşlar. Bakın şurada görüyorsunuz. Ben burada printline metoduyla da bu test değişkeninin içerisinde yer alan Hasan Zeki Alp'i yazdırıyorum. Fakat yazdırmadan önce your input is diye bir ifade var. Bakın şurada. Sizin girdiğiniz veri şudur diyor. Ondan sonra Hasan Zeki Alp'i, yani girmiş olduğum veriyi burada yazdırıyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde herhangi bir tuş takımından Kotlin programını tanıtmak üzere değişkenin ismini verip bu şekilde satır, komple satırın okunmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada da convert to integer with dot syntax diyerekten bir konu başlığı var arkadaşlar. Bu da şu. Eğer ki ben okumuş olduğum satırın tam sayı haline dönüştürülmesini istiyorsam, örneğin bir satırda birkaç ifadeler yer alabilir. Bunların tam sayı gibi sayı olaraktan, yani nümerik bir değer olaraktan kale alınmasını istiyorsam bunu bilgisayara tanıtmam gerekiyor arkadaşlar. O tanıtma da ne şekilde oluyor? Readline parantez metodunu çağırıp, fonksiyonunu çağırıp arkasından iki tane ünlem işareti ve nokta. Bakın şu iki tane metodu birbirine bağlıyor. To integer. Aslında bunu komple bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Readline parantez ünlem işareti to integer. Bu komple ne yapıyor arkadaşlar? Ekranda girilmiş olan değere sayıya çeviriyor. Nümerik değer olaraktan atıyor. Örneğin burada yaş diyor. Burada da ben burada yaşımı giriyorum arkadaşlar. Tabii her şeyden önce bu programı çalıştırıyor olmak lazım. 12 numaralı kod snippet'te şurada konsol çıktısının yanında buraya 60 yazıyorum arkadaşlar. Buradaki aslında bilgisayar şu anda klavyeden benim bu girmiş olduğum verinin string değeri mi yoksa nümerik değer mi olduğunu bilmiyor arkadaşlar. Fakat ben şuradaki komutumla bakın readline parantez exclamation mark exclamation mark dot to int komutu ile, yani şu metodu çağırmakla ben girmiş olduğum bu verinin 6 ve 0 denilen bu verinin nümerik bir değer olduğunu, sayısal bir değer olduğunu anlatıyorum arkadaşlar. Bunu da age denilen bir değişkene şu anda bilgisayarın hafızasında var. Ben buradan hemen akabinde you are dollar sign age years old diyerekten şu metni yazdırıyorum. Siz şu kadar yaşındasınız diyerekten. Burada da neyi kullanıyorum? Age değişkenini kullanıyorum. Ancak daha önceki örnekte de anlattığım gibi başına bir dolar işareti, bir dollar sign koyuyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada tırnak içerisinde bakın yazdırırken, bakın şurada tırnak içerisinde yazdırırken buradaki her bir karaktere normal işte hexadesimal karakter gibi alırken bu dolar işaretini gördüğü andan itibaren dolar işaretinden sonraki değişkenin nümerik değerinin ekrana yazdırılacağını anlatıyorum ben burada arkadaşlar. Yani şu dolar işareti olmazsa buraya AGE diyerekten bir şeyler yazar. Ama dolar işareti olduğunda da burada benim bu AGE yani H denilen değişken içerisine atamış olduğum şu değer ekranda yazılacaktır arkadaşlar. Bakın şurada da gördü. You are 60 years old diyerekten siz 60 yaşındasınız Türkçe bunu ekranda yazıyor arkadaşlar. Hayat sürprizlerle dolu. Şimdi bir sonraki koda geldik arkadaşlar. 13 numaralı Kotlin dosyasını sizlerle paylaşıyorum. Burada da to double denilen bir fonksiyonu size tanıtmak istiyorum arkadaşlar. To double. To double da to integer'e benzer şekilde ondalıklı sayıların yani küsuratlı sayıların girilmesi için kullanabileceğiniz bir fonksiyondur arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Eğer ki Kotlin'e siz ekran tuş takımından girmiş olduğunuz verilerin ne olduğunu söylemezseniz bunların hepsini default olaraktan yani varsayılan değer olaraktan string olarak alacaktır arkadaşlar. Bunu sizin yani zaten readline'ın default değeri varsayılan değeri string'tir. Yani rakam hexadesimal harfler dizinler şeklinde alacaktır. Bu özelliklerinden bir tanesi de
tanıttığım özelliklerden bir tanesi de toDouble fonksiyonudur. İşte toDouble'da sizin girmiş olduğunuz readLine ile girmiş olduğunuz verinin, bakın şu ikili kısım gibi düşünebiliriz bunu. Argüman 1 kısmı, argüman 2 kısmı. Yani birinci argüman kısmında satırın okutulmasını sağlıyorsunuz. Ve de bu iki argümanı birbirine ünlem işareti, ünlem işareti nokta adlı bir operatörle bağlıyorsunuz. O şekilde düşünebilirsiniz. Şuradaki integer değeri olarak alınmasını sağlıyor. Bir sonraki satır toDouble diyor. Yani bu girdilen değer ondalıklı bir sayıdır diyor. Buna benzer şekilde toLong denilen bir fonksiyonumuz daha var. Bu da uzun integer, long integer yani büyük bir sayı olduğunu göstermek için şöyle gösterebiliriz arkadaşlar toDouble. Yani toReadLine'dan sonra toInteger tam sayı halinde okunmasını sağlıyor. toDouble ondalıklı okunmasını sağlıyor. Ya da toLong bu da uzun bir tam sayı halinde okunmasını sağlıyor. Bunların hepsini bu kez tek bir satırda printLine metodunu kullanaraktan tek bir satırda yazdırmayı tercih ettim arkadaşlar. Onu da şöyle bir gözden geçirirsek int input yani integer olan input diyedikten sonra dolar işaretinden sonra int test diyorum. Bakın şurada vermiş olduğum isimleri zikretmeyi unuttum. Int test ismi diye bir değişkene atamasını yapıyorum. Bunların hepsi variable var olduğu için değişkenlerin değerleri değiştirilebilir. Bu kez böyle tercih etmişim arkadaşlar. DBL test diyorum. Bu kez DBL testi yazdırıyorum. Bakın aralarında virgüller var. Daha sonra long input diyorum. Yani long integer input yani uzun tam sayı demektir. Bu da dolar işaretinden sonra long test diyerekten bunu sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bunu da bu kaç numaralı dosyamızda? 13 numaralı dosyada burada çalıştırdığımızda burada örneğin 1, 2, 3, 4 diyerekten bir değer giriyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4 nokta 5, 6, 7, 8 diye bir değer giriyorum arkadaşlar. Daha sonra burada da işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye uzun bir integer sayı giriyorum arkadaşlar. Burada bakın ben tuş takımından sadece rakamlar girdim ya da harfler de girebilirdim arkadaşlar. Fakat burada readline şuradaki komutu bir kez daha göstereyim size. readline ünlem işareti nokta to integer dediğimde bu demektir ki Kotlin programı benim ilk girmiş olduğum satır aslında bu bir tam sayıdır diyorum. 1, 2, 3, 4'ü bu şekilde algıla diyorum. İkincisinde de readline'da double diyorum. Bu da bu ondalıklı diyorum. Yani ondalıklıdır diyorum. Yani küsuratlıdır diyorum. Bu şekilde algılıyor onu. Üçüncü satırda da ne girdim arkadaşlar? Uzun bir sayı girdim. Bunu da to long diyorum. Aslında long integer demektir bu arkadaşlar. Long integer uzun tam sayı demektir. Bunları da tek satırda yazdırdım arkadaşlar. Bakın şekilde. Burada çıktısının da tek satır olduğunu dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Bir sonraki kodu paylaşayım sizlerle. Burada da aslında kod olaraktan daha önce size anlatmış olduğum bir kod bu arkadaşlar. Şöyle yine çalıştırayım sizlere. Şu 14 numaralı kod. 14 numaralı kod. Evet. Result 50. Sonuç 50. Bakın fakat burada benim size açıklamak, izah etmek istediğim bazı şeyler var arkadaşlar burada. Bakın çift taksim işaretle comments diyerekten bir yazı var. Comments açıklamalar demek arkadaşlar. Comments açıklamaları ben programın içerisinde herhangi bir yere yerleştirebilirim. Ancak yerleştirmeden önce bu çift çizgiyi taksim işaretine, ileri yönlü taksim işaretine koymam gerekiyor muhakkak arkadaşlar. Comments'ler açıklamalardır. Kodların içerisinde, programların içerisinde bu tür kaliteli kodlarda bu tür açıklamalar yer alacaktır arkadaşlar. Vardır. Fakat bunlar derleyiciden geçirildikten sonra ekranda görünmezler. Sadece burada bakın sonuç 42 artı 8 yani 50 diyorum. 50'yi de ekranda yazdırmasını sağlıyorum. Şurada. Fakat bu comments'lerin hiçbirisi burada görünmüyor arkadaşlar. Yani bunlar sadece kodu okuyan ya da kodu inceleyen veyahut da kodu geliştiren kişinin baktığında tekrar hatırlaması için açıklamalardır. Comments aslında yorumlar, açıklamalar anlamındadır arkadaşlar. Bir sonraki kodu sizlerle paylaşayım. Burada yine ekrandan, pardon tuş takımından girdiğimiz, readline diyerekten girdiğimiz verilerin integer'a, double'a ya da long integer'a dönüştürmesiyle ilgili bir örnekte. Ancak burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer ki comments'lere şu şekilde birden fazla satırda yazmak isterseniz bu kez çift taksim işareti yerine
taksim işareti ve asterisk kullanıyorsunuz ve de burada açıklamanızı, yani işte bu bir birden fazla satır içeren bir açıklamadır diyerekten veyahut da buna benzer bir açıklama yazdıktan sonra, açıklamanız bittikten sonra asterisk ve taksim işaretini yazıyorsunuz. Yani her halükarda şu asteriskler arasındaki veriler sadece ekranda görünecek, fakat program derlendikten sonra bunlar görünmeyecektir arkadaşlar. Bunu da programda çalıştırdığımda şu yazının görünmediğini göreceksiniz. Burada da print line ile bir önceki örnektekinin aynısını tek satır halinde verileri yazdırıyorum arkadaşlar. Şuradaki rakamların aynısını olmasını istiyorum. Programı çalıştırdığımda 15 numaralı dosya. Bir, iki, üç diyorum. Bir, iki, üç, nokta, dört, beş, altı diyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz diyorum. Bakın burada işte ilk girdiğiniz veri tam sayı 123'tür. Ondalıklı girişiniz 123.456'dır. Şunu kastediyor. Ve de long input şudur diyor. Bakın şurada herhangi başka bir açıklama görebiliyor muyuz arkadaşlar? Yok. Bunlar değerleme ile ilgili programın kendisinin ekrana yazdığı şeyler. Başka bir açıklama yok. Yani şu açıklamayı sadece, yani şu şekilde bir kez daha göstereyim. Yani taksim yıldız açıklama şöyle. İstersek şunu şöyle de yazabiliriz arkadaşlar. Aynı anlama geliyor. Yani şu açıklamanın başlangıcı ve bitişi olduğunu göstermiş olduk böylece arkadaşlar. Bakıyorum yarım saati geçmiş. Evet. Öyle umuyorum ki arkadaşlar Kotlin derslerini kolay buldunuz. Belki üniversite öğrencisi arkadaşlara çok sıkıcı gelebilir ama ben misyon olaraktan gençlerimizin hepsinin bu programlama dillerinin basitliğinden yararlanaraktan anlatmak istiyorum. Yeni ufuklar açmak istiyorum arkadaşlar. Bunların aralarında ortaokul öğrencileri, lise öğrencileri de olabilir. Programlamanın umacı bir şey olmadığını, aslında çok çok zevkli bir şey olduğunu ve de geleceğin programlamada olduğunu göstermek, anlatmak istiyorum arkadaşlar. Belki biraz yavaş gidiyoruz ama çok hızlı gidersek belki yoruluruz diye düşünüyorum. Hazmederekten ve de anlaşılmadık hiçbir şey bırakmadan ilerlemekte fayda var arkadaşlar. Eğer ki isterseniz, dilerseniz benim kanalımda ayrıca başka programlama dilleri de var. Bunların arasında Türkçe olanlar da var, yabancı dilde olan, İngilizce olanlar da var. Beni izlediğiniz için zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Sağlık, afiyet diliyorum arkadaşlar. Herkese üstün başarılar diyorum. Her şeyin başına sağlık diyorum. Tekrar yeni bir Kotlin dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Belki biraz daha hızlandırabiliriz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.